Yemeğe de çok uğraşıyorum Mehmet de. Yola yaklaşık bayağı. Şuraya. Evet, ilginç bir yer arkadaşlar. Hasan Dayı'nın, Hacı Hasan'ın elektrik yeri. Elektrik veren kendisi pervanelerle mescide elektrik veriyor. Evet. Şurası elektrik şeyi mi? Evet abi, elektrik üretiyor. Kendisi yok, kendisi üretiyor. Orada akülerle mescide elektrik veriyor. Evet. Ezan mezan sesi burada duyuruyor. Ezan dinmez, bayrak inmez. O şey mi diyor, Hasan Dayı mı diyor ona? Evet. Ne diyor? Ezan dinmez, bayrak inmez. Vay be. O yüzden ezanların susmaması için kendi imkanlarıyla elektrik getiriyor buraya. Bir anlatsana bir daha abi. Güller gülleriyle bu mescitlere elektrik veriyor. Bir daha söyler misin abi? Hasan dayım ezan sesi dinmesin diye rüzgar gülleriyle elektrik üretiyor. Evet. Mescide ezan sesi dinmemesi için sürekli elektrik veriyor. Burada her zaman ezan sesi duyulur. Ezan sesi duyuluyor ama şey yok değil mi? Cemaat yok. Tabii buradaki Yoran Yaylası'na gelenler tek tık burada olsa cuma namazını falan toplanıyorlar, kılıyorlar. Evet. Yaylaya geldikleri zaman, yaylaya göçtükleri zaman. Çünkü dediğim gibi burası eski Türk Kürtlerinden, eski çobanlar, şu dağların eteklerinde hep çobanlar var. Evet. Belki 20-30 tane çadırı vardır buralarda. Onlar cuma günleri toplanırlar. Burada şenliklerin, toylarını yaparlar, namazlarını kılarlar, hem hep bir araya gelirler. Burada günlerini geçirirler yaylada. Burası Aydoğan. Aydoğdu, Yoran Yaylası. Aydoğdu, Yoran Yaylası. Bilimsel olarak da oksijen oranı olarak en fazla oksijen üreten yerlerden biri. Çünkü eski ardıç ağaçlarının bulunduğu bölge. O yüzden çok değerli bir topraklar buralar. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben teşekkür ederim abi. Abi şuraya çek, bak şuraya. Nereye çekeyim abi? Şuraya. Asıl çeşme. Sen bana şey, baksana, aslında sen yönetmenlik yapsan çok daha iyi olur. Şey mesela, su ne yapayım, şurayı suyu? Suyu ne yapayım, çekeyim abi? Abi derecesini söyle istesen. Dere, hacı... pH derecesi normal damacanalardan daha düşüktür. 0.5'ten daha düşüktür buranın pH'i. O zaman iyi değil ama pH yüksek olması lazım. pH 7.5, 7.8, 8. Sen suyu iç be ya, bırak evet. Bunları da. Sen suyu iç, onu hazırla. Bilimsel konuşmayalım mı? Hayır. Tadarak elektrik santralı gibi bir şey burası da ya. Evet, burası Hasan Dayı'nın elektrik santralı mı abi? Evet, Hasan amcamız buraya rüzgar güllerinden elektrik, yurt dışından öğrendiği sistemi buraya getirerek evet, camiye elektrik vermek için dur, rüzgar güllerini kuruyor. Evet, şöyle ve şu cami. Burası da Diyanet'e bağışlıyor burayı. Evet. Burası inşallah ebedi olarak, Türk yurdu olarak burası yaşayacak. Evet. Ezan susmaz, bayrak inmez. Evet. Ezanların susmaması için mescidimizi yaptı oraya kendi emekleriyle. Evet. Mescide doğru gidebiliriz. Tabii. Burada bak eski... Evet sevgili dostlar, Aydoğdu, Yoran Yaylası'ndayız. Size ilginç şeyler göstereceğim. Burada bir tuvalet gösteriyoruz ama burası Aydoğdu, Doğdu'ya, Yoran Yaylası yani. Burada ilginç, çok ilginç bir yer buldum bugün sizler için. Tuvalet göstereceğim şimdi size. Tuvalet ve camiyi elektrik üretilen bir yerden bahsediyorum. Evet. Anadolu motifleriyle Anadolu kilim motifi karşısındaki. Evet. Hasan Bey'in yaptığı küçük mescit yapıp Diyanet'e bağışladığı mescit değil sevgili dostlar. Hasan Bey'le de röportaj yapacağım. Şu güzelliğe bakın. Şöyle bir kere daha göstereyim. Evet, tuvalet bu. Hasan Bey'in kendi imkanlarıyla yaptığı ve Diyanet'e bağışladığı bir komple. Şöyle burası. Anadolu'da bir estantene. Şöyle. Bayrak inmez, ezan susmaz sloganıyla Hasan Bey'in yaptığı mescit.
Efendim abi. Evet, evet, Rüzgar Gölü. Evet. 11 Ağustos. Evet. Hasan Bey'in mescidi. Hasan Bey'in yapıp Diyanet'e bağışladığı mescit. Hasan Bey'in Hasan Keskin hatırası Cennet Önü Mescidi. Kıyamete kadar açıktır. 7/7/2021. El yapımı Türk bayrağı. Şöyle bir de arkadaşlar etrafı göstereyim sizlere. Tabii abi çekeceğim birazdan. Burada güneş enerjisini elektriği üretiyor. Oradan da mescide vermiş enerji Hasan Bey. Güneş değil, rüzgar. Rüzgar gülü değil mi? Evet. Rüzgardan elektrik üretiyor. Evet sevgili dostlar, rüzgardan ürettiği elektriği elektrikle mescidin elektriğini sağlıyor. Yoran Yaylası. Denizli, Tavas, Aydoğdu, Yoran Yaylası. Nasıl arkadaşlar, ilginç değil mi? Şuraya bakın ya. Evet sevgili dostlar, Hasan Bey'in yaptığı küçük mescit, yapıp Diyanet'e bağışladığı mescit. Hasan Bey amcamızın mantığı şöyle işliyor. Ezan susmasın. Burada ezan okunsun mantığıyla yaptığı mescit. Buralara gelen misafirler burada namaz kılıyorlar. Rüzgardan yaptığı elektrikle de mescidi aydınlatıyor. Rüzgar Gülü. Çok ilginç bir yer arkadaşlar. Gerçekten vallahi şaşırdım yani. Tam benim mantık. Buradan Hasan Bey amcaya selamlar sunuyorum sevgili dostlar. Kendisi yokmuş. Önümüzdeki günler gelip burada Hasan Bey ile röportaj yapacağım. Yaptığı çok gerçekten takdire şayan bir hareket. Küçük mescit yapıyor. Dinlenme alanları yapıyor. Ondan sonracığım. Bunları da Diyanet'e bağışlıyor. Evet. Evet, Yoran Yaylası'nda küçük mescit. Yoran Yaylası küçük mescit. Türk bayrağı güvenle. Evet, Yoran Yaylası'ndaki mescidimiz. Evet. Evet sevgili dostlar. Denizli, Tavas, Aydoğdu, Yoran Yaylası'ndaki mescidimizin hikayesi gerçekten çok ilginç. Hasan Bey amca burada. Kendisini henüz göremedik ama burada mescit yapıyor. Mescidi Diyanet'e hediye ediyor. Çok büyük bir takdir edilesi bir hareket. Huzur dolu mescidimiz. Yani bir yerde mescit varsa orası tamamdır bana göre. Şöyle huzur dolu. İnanılmaz bir yer, size onu söyleyeyim. Çok güzel bir yer. Küçücük mescit ama yani inanılmaz güzel. Yalçın Avcı, gurme YouTuber, Yoran Yaylası, Aydoğdu, Tavas, İstanbul. Buralara mutlaka yolunuz düşerse gelin bakın. Gerçekten çok ilginç, çok güzel yani. Takdir edilesi yani, onu takdir etmek çok önemli. Allah bin kere razı olsun şu güzel hareketi yapan amcamızdan. Evet, Hasan Bey buralara oturma yerleri yapmış. Buralara gelen, mescide gelen, dinlenmeye gelen insanlar bir de otursun diye şöyle ilkel şartlarda gibi görünen ama gerçekten çok hoş dinlenme yerleri yapmış. Şöyle bir kere daha göstereyim yeri. Şurası rüzgardan elektrik yapılan evi. Kendi evi Hasan Bey'in. Şöyle. Oradan hareket ediyoruz böyle. Devam ediyoruz. Şurası da camimiz. Şöyle. Şurası da mescit yani. Mescidimizin önü mescit.
Yoran Yaylası'ndayız. Son bir kez daha buraya çekeyim. Çünkü çok önemli bir yer.